Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Bir haberle başlayacağım. Uluslararası ilişkilerle ilgili. Daha doğrusu Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili. Haber şöyle. Türkiye-Yunanistan arasında üst düzey görüşmenin detayları basına sızdı. Üst düzey görüşme ne? Yok, Cumhurbaşkanımızla onların başbakanı görüşmüş değiller. Hayır. Bizim Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Yunanistan'ın Milli Savunma Bakanı bir araya geldiler. Evet. Yunanistan'da ve Türkiye'de değil, değil mi? Brüksel'deydi zannediyorum. Görüştüler, anlaşmanın zeminini aradılar. Canlarım bütün dünyada, bakınız, bütün dünya ülkelerinde, bütün büyük şirketlerde, hepsinde. Hatta insan ilişkilerinde bile, aile ilişkilerinde bile. Yukarıda olan, yani amirler ya da üst düzey yönetenler, en tepede olanlar iyi polisi oynarlar. Kötü polis altta oynayanlara kalır. Şirketlerde iyi polis patrondur. Kötü polis genel müdürdür hatta. Neden? Genel müdür bir başka şirketle, alıcı ya da satıcıyla, müzakere ettiği bir şirketle ipleri kopma noktasına getirebilir. Hatta getirir, bilhassa getirir. Sonra devreye patronlar girerler. Alt kadrodakilerin yaptıkları ayıpları da, kabalıkları da hepsini affettirirler karşılıklı olarak. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani, evet. Devletlerde de böyledir. Bakanlar birbirleriyle kavga ederler, birbirlerine ağır laflar ederler, kamuoyu oluşur, sonra devreye büyük reisler girer, devlet başkanları girer, cumhurbaşkanları girer, başbakanlar girer. Ve sorunu çözerler. Haliyle kahraman onlar olurlar. Türkiye'de tam tersi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı bütün memleketlerin, ülkelerin, devletlerin başkanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarıyla kavga ediyor. Azar geçiyor, fırça çekiyor. Hepsine ama. Önüne gelene. Hayır, Putin hariç. Bazen yapmaya kalkıyor. Ha tabii Biden da hariç. Bazen Biden'a da yapıyor. Ara sıra. Sonra devreye Dışişleri Bakanları ya da Milli Savunma Bakanları giriyor. Şimdi Yunanistan'da olan bu. Cumhurbaşkanı Yunanistan Başbakanını yerin dibine soktu. Bizim seçmen karşısında. Bizim seçmen değil, kendi seçmenleri nezdinde yerin dibine soktu. Bir daha onunla görüşmem falan filan. Hulusi Akar devreye girdi. Şimdi ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Yani bizde kötü polisi yukarıda oynuyor. Yani Cumhurbaşkanı kötü polis, bakanları iyi polis oynuyorlar. Sonra da Türkiye neden dış politikada başarısız? Ya bu şartlarda başarılı olmaz ki. Dünya yıllardır bir gelenek haline getirmiş. Hatta bir tür alışkanlık haline getirmiş. İyi polis daima devlet başkanlarıdır. Kötü polis onların altındaki bakanlardır, bürokratlardır canlar. Bir başka haber ekonomiyle ilgili. Küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerine karşın pozitif bir seyir izleniyor. Gözler bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen şirketlerin finansal sonuçlarına çevrildi. Canlarım, evvelden Amerika Birleşik Devletleri hapşırdığında diğer küçük devletler, hatta irili devletler bile en azından nezle olurlardı. Şimdi bırakın nezleyi, bırakın gribi. Amerika Birleşik Devletleri hapşırdığında bütün devletler zatürre oluyor. Evet. Bu zatürreyi gelişmiş devletler biraz daha az geçiriyor. 3-5 gün yatarak, ilaç alarak geçiriyor. Bizim gibi az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler ise uzun süre yataktan çıkamıyor. Sürekli ilaç. Amerika Birleşik Devletleri neden böyle yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetenler bence çok bencil davranıyorlar. Trump'la başladı bu. Biden'dan umutluyduk. Biden da aynı çıktı. Şimdi bakınız, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon artış hızı aslında düştü. Yavaşladı yani. 8.2'den 8.1'e düştü enflasyon. Yıllık enflasyon düştü. Ve diğer tarafta Dünya Bankası ve IMF benim aylardır yaptığım çağrıyı yapıyor. Ben ne diyorum? Daha Selçuk Geçer'le beraber yaptığım programlardan bu yana. Amerika Birleşik Devletleri eğer bu süreçte, tam da pandemiden çıkılmak üzere olan bu süreçte yeniden
küreselleşmeden vazgeçer, kendi kabuğuna çekilir, enflasyonla mücadele adı altında işsizliği arttırır. Tabii haliyle faizleri de artırırsa bilhassa az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri batırır diyorum, değil mi? Bakın IMF ve Dünya Bankası dedenizin 6-7 aydır adeta haykırdıklarını söylüyor. Yeni başladılar onlar da daha. Aman diyorlar, Amerika Birleşik Devletleri eğer bu politikaları devam ettirirse, agresif faiz artırımına giderse dünya ekonomileri çöker. Onların çöker dediği ekonomiler bizim gibi ekonomiler. Yıllardır bu konuda örneğim hep şudur. 200 kiloluk bir insana diyet tavsiye ederler doktorlar, normaldir. Nedir diyet? Aman ay, yeme, az ye, ölçülü ye, hareket et ki yak yediklerini. Bu güçlü ekonomilerle ekonomik krizlerden atlamanın yöntemi olabilir. Doğrudur da. Aman ha, çok fazla piyasalarınızı ısıtmayın. Çok hareketli olmasın piyasalarınız. Az üretin, gerekirse az tüketin, faizleri yüksek tutun, piyasaya paralar gelmesin. Ya da piyasada para bollaşmasın gibi şeyler yaparlar, değil mi? Yani yağlarınızı yiyin. Kaslarınızı değil, yağlarınızı yiyin. Böylece hem kas eritirsiniz, o kaslar yağa dönüşür, sağlıklı olursunuz. Ama adam zaten 40 kilo, 40 kiloluk bir adama da o 200 kiloluk adama tavsiye ettiğiniz diyeti tavsiye edemezsiniz. 40 kiloluk adamda yağ olmadığı için kaslarını yer, kas erimesi olur, biter adam, zavallı ölür gider. Amerika Birleşik Devletleri şimdi bunu yapıyor. Oysa küreselleşme neydi küreselleşme? Küreselleşmede az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler finansman ve yatırım desteği vereceklerdi. Ucuz finansman desteği vereceklerdi. Ricardo yıllar önce, bundan 200 sene kadar daha fazla zaman önce, karşılaştırmalı maliyetler teorisini geliştirmişti. Ben üzüm üretiyor isem, bol bol üzüm üretiyorsam ve üzümün maliyeti düşükse ben şarap yapacağım. Hollanda bol bol süt üretiyor ve sütten de peynir ürünleri, süt ürünleri üretiyor ise ve ucuza mal ediyor ise ben şarabımı Hollanda'ya satacağım. Ben de pahalı olan süt ürünlerinin yerine Hollanda'dan süt ürünü alacağım. Bu doğru bir modeldir. Küreselleşme de aslında işte bu Ricardo'nun bu modeline uymak için, yani bu modelini uygulamak amacıyla yapılmıştı canlarım. İktisat okuyanlar bilirler. Ricardo karşılaştırmalı maliyetler teorisi. Bir gün bunu daha detaylı anlatırım. Çin nasıl büyüdü? Çin karşılaştırmalı maliyetler teorisini en iyi kullanan ülkelerden biri oldu. Ama Çin'de siyasi idare, siyasi model, siyasi sistem komünizm idi. Ekonomik modeli ise liberal ekonomiye dayalıydı. Fakat tabii ki komünizmde demokrasi de olmadığı için Çin yönetimi ucuza mal üretebilmek için emek, yani işçi ücretlerini en düşük seviyede tutabiliyordu. Emek çok ucuz olunca, bir de Çin kendi sanayicilerini, kendi iş insanlarını, kendi bankalarından kendi parasıyla ve adeta sıfır faizle finanse ediyordu. Anlattım, kaç defa anlattım. Ne yapıyorlardı? Kendi yandaş iş adamlarına Çin'in bilmem ne bankasından, sözde tabii şey olmasın diye, dumping yasağına girmesin diye, tabii faiz alarak kredi veriyorlardı. Adamlar o şirketi büyütüyorlardı. Ama tabii şirket büyürken para da büyüyordu. Sonunda ne yapıyorlardı? Birikmiş sermaye o adamların olsun diye. Şirket birden batıyordu. Neden? Çünkü şirket büyürken aynı zamanda da şirketin ilk kurucuları, yandaş yani siyasetçilerin, Çin'i yöneten politikacıların yakınları o paraları kaçırıyorlardı bir taraflara. Çin içinde kaçırıyorlardı, Çin dışında kaçırıyorlardı ama kaçırıyorlardı. Sonra da iflaslarını istiyorlardı. İflas ettiğiniz zaman fabrikadaki üretim araçları aynen durur. Şirket batar. Nedir iflas? Şirketin borçlarını ödeyememesidir. Devlet bunu kendi teşvik ediyordu. O iş adamları büyük paralara sahip oluyorlardı. Yani sermaye birikimleri oluyordu. Sıfır maliyetli sermaye birikimi, çünkü çalıntı para. Devletin parasını çalmışlardı ama devletin izniyle çalıyorlardı. Devlet ne yapıyordu? O mevcut fabrikayı yabancılara satıyordu.
Yani Amerikalılara, İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara, Hollandalılara satıyordu. Döviz girişini de sağlıyordu içeriye. Öbür taraftan da Yuan'ı çalanlar, yani Çin parasını çalanlar da kendi sermayeleriyle bu sefer Çin'de yeni fabrikalar kuruyorlardı ama başka konularda, başka dallarda. Sıfır maliyetli. Böyle oluyordu canlarım. Buna sonraki ilerleyen yıllarda Amerika bir dumping yasasını daha ağırlaştırarak işte Çin'deki bu aşırı devalüasyonlara ve aşırı faiz kayıplarına engel olmak istedi. Sonra tabii ki olamadılar. Neden? Çünkü artık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halk da kamuoyu da daha önce Japonya'da olduğu gibi ucuz ürünlere alışmıştı. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin olsun, Avrupa Birliği ülkelerinin olsun iç piyasalarındaki arzı taleple dengeliyordu. Hem de düşük maliyetlerle. Haliyle o büyük ülkeler, Amerika gibi, Kanada gibi, Avrupa Birliği ülkeleri gibi ülkeler Çin'in mal desteğiyle, hizmet desteğiyle enflasyon yaşamıyorlardı. Pandemi dönemi başladı. Çin kapandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı, eski başkanı hepsi, yani hem Trump da başlamıştı aslında ama Biden daha çok kesince Çin'le ticareti, hatta bir nevi Çin'den ithalat ambargosu koyunca Çin'e ürün almayınca Amerika piyasasındaki mal ve hizmetler talebe yetişmez oldular. Talebe yetişmeyince, yani arz talep kanunu acımasızlığını gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde enflasyon başladı. Yani fiyatlar artmaya başladı. Şimdi canlarım, Memduh Bayraktaroğlu dedeniz 30 yıldır hep bunun mücadelesini veriyor. Bakınız, arz ve talep. Eğer bir piyasada arz talepten eksik ise fiyatlar artar abi. Başka çaresi yok bunun. Ya kara borsa olur, ya mallar iyice gizlenirler, saklanırlar, ya satılırlar. Eğer bir piyasada mal ve hizmet arzı fazla, talep az ise, yani insanların gelirleri tüketmeye yetmiyor ise, o zaman da fiyatların genel endeksi, fiyatların genel düzeyi düşmeye başlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorum, ya binde bir enflasyon beklentilerin üzerine çıkmış ama bir ay önceye göre düşmüş. Efendim 75 puan faiz arttıracaklar. Pes, ayıp, bana göre ayıp. Amerika Birleşik Devletleri zalim bir ülke. Zalimlik, zulüm sadece silahlı olmaz. Günümüz dünyasında zulüm işte böyle ekonomik politikalarla da olur. Küreselleşmenin temel şartıdır. Küreselleşmede gelişmiş ekonomiler, zengin ekonomiler, güçlü ekonomiler, gelişmekte olan ekonomilere ya da az gelişmiş ekonomilere finansal destek, yatırım desteği, istihdam desteği verecekler. Onlardan mal ve hizmet satın alacaklar. Buna göre düzenlenmişti. Onun için ben diyorum ki şimdi sevinmesin bu bazı eski kafa köyne komünistler. Küreselleşme yeni başlıyor. Yeni başlayacak. Ne zaman? 2024 yılıyla beraber başlayacak. Yine Çin devreye girecek. Bizler devreye gireceğiz. Yeter ki burada bütün mesele yaktığımız 20 yılımızı bundan sonraki şu kısa süreçte en azından dengelemeye çalışmalıyız. Yaktık. AKP Türkiye'nin 20 yılını yaktı. Hele 2008-2013 arasını öyle bir yaktık ki baştan, işte o teğet geçecek dediği dönemde ben diyordum ki aman Sayın Başbakan teğet geçmesin. Türkiye için büyük fırsat. Bu krizi fırsata çevirelim. Yatırım yapalım. Olağanüstü döviz var elimizde arkadaşlar. Olağanüstü, kulaklarımızdan döviz fışkırıyordu. Ama Recep Tayyip Erdoğan kabul etmedi, yapmadı. Türkiye'nin asıl batışı 2008-2012 arasında o inşaatlar, o yollar, o köprülerle oldu. Yıktılar memleketi, perişan ettiler. Yatırım yok, üretim yok, istihdam yok. Şimdi diyor ki rakamlar çok güzel istihdamda. Rakamlar güzel çünkü nüfus çok yüksek. 31 milyon çalışan varmış, nüfus 85 milyon. Ona bakacaksınız. Çalışabilir nüfusun %10'u hala resmen, %11'i, %12'si hatta hala işsiz. Ya canlarım, bu nedenle diyorum ki bir sıkıntı çekilecek. Sıkıntının temel sebebi şimdilik Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya. Putin, Rusya da değil, Putin. Alın, atın Putin'i, yerine bir tane adam gibi adam getirin, koyun. Rusya'da dünya düzelir. Atın Zelenski'yi, yerine bir tane adam gibi adam getirin. Sorumluluk sahibi bir adam getirin, koyun, kadın getirin, koyun. Problem
hemen çözülür. Ve ben inanıyorum ki bu problemi artık önümüzdeki süreçte dünyanın bilim insanları ve vicdan sahibi, akıllı, liberal demokrat kapitalistleri el ele verecekler. Ki bu liberal demokrat kapitalistlerin artık hemen neredeyse göreceksiniz tamamına yakını aynı zamanda sosyalist felsefeye sahip olacaklar. Yani en az eşitsizlik, gelir dağılımında adalet. Türkiye'de hükümet para basıyormuş. E basıyor parayı 5 kişi, 10 kişi, 15 kişiye dağıtıyor. O zaman ne oluyor? Bu enflasyonu önlemeye de yaramıyor, yatırımlara da yaramıyor. Yine anlatırım bu konuları canlarım. Yine her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, ensenizi karartmayın. Çok güzel günler göreceğiz. Yeter ki moralinizi sağlam tutun, ayakta kalın, hayatta kalın. Ve tahammüllü olun. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.